Sörer Panorama'dan herkese merhabalar. Çok sevgili yorumcu arkadaşlarım, aynı zamanda yakın dostlarım, sevgili Mert, Melisa ve Damla ile beraber huzurlarınızdayız. Bugün Hakan Etipoğlu aramızda değil. Korkmayın, herhangi bir şey yok. Hakan'ın her şeyi yolunda, sağlığı sıhhati yolunda. Ama özel bir işi vardı. Bana günler öncesinden söylemişti. Ben de tabii ki demiştim. Onun yerine buradayız ama şöyle masayı geniş görürsek Hakan'ın aksesuarları hala masanın üstünde. Hakan Yagama ruhunu yaşatıyoruz masada. Ben de Hakan'ın yerini almaya çalışacağım. Çok kolay bir şey değil ama yapmaya çalışacağız efendim. Arkadaşlar selamlar. Nasılsın? Hoş geldin İhsan. Hoş geldin. Mert, sana ayrıca teşekkür ederim. Bir tek benim geldiğimi sen yayınladın. Instagram'ı paylaştım. Dedim ki İhsan Tarkan'la panorama başlıyor diye Instagram'a story attım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yerin ayrı. Yıllardır Damla'yı tanırım. Yıllardır Melisa'yı tanırım ama sen ayrı. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten. Ben bilerek koymuyorum. Kızgınım. Niye? Tripliyim çünkü sana bunu hafta sonu pazar günü de dile getirdim. Ben ne zaman hafta sonu çıksam yayına hiç beni paylaşmıyor. Beni de paylaşmadı. Herkesi paylaşıyor. Evet, herkesi denk paylaşıyor. Bir şey diyeceğim. Denk diyor ki, paylaşmadı. Diyor ki kadınlara ihtiyacımız var. Siz bizim için bir çiçeksiniz diyor. Çok değerlisiniz diyor. Hafta sonu bizi davet ediyor. Sonra bizi paylaşmıyor. Ama bir şey diyeceğim. Sen yayına mesela son anda yetişmiş olabilir misin? Öyle ben bir şey söyleyeyim mi? Kaçta geldim pazar günü biliyor musun sen? 2 saat öncesinde buradaydım. Tam olarak şurada oturuyordum bak. Yalan mı? Normal saatte zannettim. Evet. Bravo. Tebrik. Gökhan'sız ama hoş program geldin, yapmak insan, nasıl bir duygu? Gökhan'sız elim ayağım dolandı biliyor musun? Böyle bir evet. Gökhan yok ne yapacağım şaşırdı. Gökhan'ın eksikliği böyle sende bir... Evet yani yıllardır ben Gökhan'sız program yaptım. Aynen. Ama Gökhan'la bir başladık sonra da Gökhan'sız hiç olmadı. Şu an herhalde Gökhan'sız ilk programım olabilir. Bu arkadaşlar şimdi Gökhan'la o kadar kimyaları tutmuş durumda ki özel hayatlarında da sürekli beraberler. Evet. Ortaya alıyorlar böyle konu. Sürekli böyle ping pong topu gibi oynuyorlar tamam mı? Ayıp ediyorsun. Şu an mesela... Ayıp ediyorsun. Şu an sizin mi benimle oynayacaksın? Yok. Oynayayım buyurun. Bu aşk. Zaten Damla başladı ben de. Tabii canım mükemmel. Enerjileri çok güzel. Bir an önce başlayalım istiyorum. Başlayalım. Çünkü sevgili yapımcımız kulağımda diyor ki İhsan'cığım tamam anladık diyor. Artık başlayayım programa diyor. Şimdi bu akşam bizi çok güzel bir bölüm bekliyor. Bu akşam da maalesef bir... önemli bir isme veda edeceğiz. O da Gönüller takımından olacak ama kim olacağını bilmiyoruz. Ama çok güzel bir bölüm bizi bekliyor. İşte ipuçları gelsin. Batuhan bana dokunmayan yılan bin yaşasın modunda. Ama burası Survivor. Survivor sadece parkurdan ibaret değildir arkadaşlar. Poyraz da stratejik olarak çok güzel bir yol ilerlemiş bizimkilerin moralini bozmak gibi. Bizimkiler de sürekli bu tongaya düşüyorlar. Düşmeyin kardeşim. Burada anlaşmalar yapıldı. Birbirlerinin arkasından konuşuyorlar. Yüzlerine yarabbi şükür diyorlar. Sahte bir dostluk var bazı kişiler arasında. En büyük arkadaştan en büyük düşman olur kardeş. Bunu hiçbir zaman unutma. Yemek konusunda ödülleri kazanıp işi götürebiliyorsunuz. Ama tabii ki çok aç oldunuz ve bir türlü de bu konuda doyamadınız. İletişim olayı var. Düşüncesi bile duygulandırıyor. Her şeyi ortaya koyan iki takım ve nefesleri kesen mücadeleler. Büyük heyecan. Şimdi önemli bir fark da geliyor. Survivor'da tarihe geçecek anlar yaşıyoruz şu anda. Şunu yapmışsın, şunu yapmışsın. Çok fena yapmışsın ya. Arkada dönüp modunda, cartta, cürtte diyemeyeceksin. Delikanlı ol ya. Delikanlı ol abi. Delikanlı olacaksın. Mükemmel bir mücadele. Çok üzücü bir durum tabii ki. Açıkçası kılınıza zarar gelsin istemiyoruz ama Survivor'da da işte maalesef böyle şeyler yaşıyoruz. Evet, akşamın ipuçlarını izlerken böyle bir sürü notlar aldım. Ama tabii ki en sonda ister istemez böyle bir takılıyoruz. Mecburen de sanki sondan başlamamız lazım gibi geliyor bana. Çok çok sevdiğimiz bir yarışmacı Merve. Çok da iyi bir yarışmacı. Ben son zamanlarda da çok iyi yükseldiğini düşünüyorum. Ama maalesef başına bir olay gelecek. Umarım hani o ambulansla giden o hastanenin sonucunda umarım böyle yarışmaya devam edemeyecek gibi bir sonuç çıkmaz. Çünkü gerçekten herkesin üzüntüsü, ambulansın görüntüsü, Acun abinin söylemleri falan... Evet. Bir üzdü hepimizi. Ben dün akşam mesela bu yayınlandığı andan itibaren bir sürü mesaj aldım. Hatta telefonla arayan arkadaşlarım da oldu. Ne olmuştur acaba diye. Ben de bilmiyorum ne oldu.
Ama biz de sana sorduk. Ne Gökhan oldu? Olsaydı, Gökhan olsaydı, Gökhan uzman biliyorsun sakatlıklar konusunda. Şimdi burada elimizde Mert var. Mert'ti bence uzman sakatlıklar. Yani o ambulans hastaneye gittiyse, o yani inşallah değildir ama olabilecek tek bir şey var. Burun kırığı olabilir. Yani burun kırığı dışında başka bir şey olamaz. Yani çünkü burnu kanıyor. Hani burun kanaması çarpmadan dolayı yerinde müdahaleyle geçecek bir şey. Ambulans hastaneye gidiyorsa hani belki kontrol için hani kırıldı mı kırılmadı mı onu da öğrenmek için götürüyor olabilirler. Hani olabilecek en kötü tablo benim gözümde burun kırığı oluyor. Aklıma o geliyor. İnşallah değildir. Burun kırığıyla devam etme durumu nedir? Ya. Bir gün İpek Yaşar evet. Olur gibi ya. Eder gibi geliyor. Zamanımızda. Devam, yani devam edemedi. Ama şey ama şu çok mesela neydi şeyin Chelsea'nin kalecisi yıllarca kafatası çatlamıştı. Evet, yıllarca evet, şeyle evet, çıktı evet. Mesela. Hani o kadar değişik belki profesyonel ekipmanlar var mi? Ki. Yani küçük maskeyle oynayabilir. Küçük bir kırıktır belki bir şey İnşallah böyle protein bir şeyle ama oynayabilir. Çarptığı yer sünger değil mi? Yani ne kadar darbe almış nereye olabilir? Çarptı, gördün mü? Sanki hani böyle kaldırırken süngerin oraya çarpıyormuş gibi suretiyle geri gidiyor yani bir fragmandaki. Ama hızı de. Serse. İşte hızı serse ama normal bir tahta olsa belki şiddeti daha büyük diyebilirdik ama. Ya normal zamanda bile ambulans sesini duyunca benim hep tüylerim diken diken olur. Yani bu fragmanı izlediğimiz zaman da ben çok üzüldüm Merve için. Çünkü son dönemlerde en çok konuştuğumuz yarışmacı. Performans olarak da çok iyi yerlerde olan bir yarışmacı olduğu için evet nazar değdi resmen. Çünkü basketbol maçında bile böyle yıldızlaşmış, parlayan herkesin gözünde farklı olan bir Merve olmuştu. Yani umarım ciddi bir şey yoktur ve devam eder. Çünkü ben bu ipuçlarını izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Umarım en kısa sürede de gelir. İnşallah. Yani bir oyun bile kaçırmaz ama temennimiz tabii ki şöyle bir şey var. Devam edemezse. Yani en azından şöyle hani çok kötüyü söylemeyelim, çağırmayalım. Bir hafta oynamayacağını düşünelim. Ne olur? Ünlüler takımıyla veya gönüllüler takımıyla arasındaki geçen mücadelelerde tabii ki gönüllüler takımına bir avantaj sağlanmış olur ama çok düşüş olur mu ünlüler takımında Merve'nin yokluğunda? Bence olur. Hemen karşısındaki fark yaratan bir yarışmacı. Hemen karşısındaki kızlara bakalım. Yani Merve gittiğinde dışarı bırakmakları oluyor. Ayşe var, Aleyna var. İlayda, Melis. İlayda ile Melis kalıyor. İlayda ile Melis ya. Kalıyor. Ve oynamak zorunda değil mi? İlayda belki hani eleştiriyoruz ediyoruz bazen performansını ama Mert İlayda belki de günde 4 oyuna çıkacak. En son 4'te 2 yaptı mesela. Merve sakatlanırsa. Ya iyi bir yarışmacı ki bu izlediğimiz ödül oyununda da 3'te 3 yapan bir yarışmacıydı. Onun yokluğunu net bir şekilde ünlüler takımı hisseder. Gönüllüler takımında nasıl Poyraz'ın sakatlığı hissediliyorsa şu anda aynı şey ünlüler takımı içinde olacaktır. O yüzden bir bocalar takım. Ya şöyle bir durum çıkıyor. İlayda, Melis, Ayşe, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu. Bir de Hanzade. Hani Hanzade, hani Hanzade ile İlayda eşleşiyor sürekli. Melis, Ayşe ve Aleyna ile sürekli eşleşmek. Evet, Hanzade dışarıda kalacak muhtemelen. Ama bir kadın adayında gitme ihtimali düşünerek şu an gönüllüler takımından öyle yap hesapları. Yani bu akşam o zaman daha büyük bir avantaj. Bu akşam çok enteresan. için yani. Şimdi bu akşam yani sonuçta iki tane aday var. İkisi de kadın. Üçüncü aday kim olur? Veya üçüncü aday kim olursa olsun yine var olan iki adaydan biri mi gider ki benim tahminlerim şu anki iki aday gidecek adaylardan. Muhtemelen ikisinden biri. Evet. Ama tabii belli olmaz. Yani sonuçta daha az oy alan erkek adaylardan biri de gelebilir. Kadın adaylardan Aleyna Kalaycıoğlu veya Ayşe gelirse asla gitmez. Tabii. Diye düşünüyorum. Hani bunu belki biraz programın sonuna konuşabiliriz ama. Birincilik bekliyorum. Bir kadın aday eksilirse, Hanzade veya Aleyna Çalışkan eksilirse ne olur? Merve'nin yokluğunda o zamanki eşleşmeler. Öyle düşünmek lazım. Tabii. O zaman yine güçsüz bir yarışmacı dışarıda kalıyor. Gönüller takımından. Evet. Bu sefer Ayşe ve Aleyna oynamak durumunda olup İlayda'yı Zımba gibi alıp, Ayşe ve Aleyna oynayacak. Gibi, evet. O zaman biraz işte dengeler bak, çok değil. Enteresan çok bir şey çok büyük bir avantaja olabilir. Sahip olacak gönüller takımı. Bak öyle. Şey de olabilir. Mesela şimdi Melis zaten hani sürekli yarışıyor, performansı iyi, sayı getiriyor. Ama İlayda bir anda günde iki yarıştan bir anda 4-5 yarışlara çıkarsa, açılırsa o da enteresan bir şey olabilir. İşte Mert'in yani 5, düşünsene günde 5 ama yarışa çıkan bir yarışmacının nasıl oyunla, parkurla bağ kuracağını bir düşünsene. Aslında hızı mesela bayağı bir gelişmedi mi? Hızda bir sorun yok. Hızda bir sorun yok şu anda. Atışta ama atamayacağı şey, atışlara Mert, denk gelirse atamıyor mesela. Mert doğru söylüyorsun ama aynı anda karşı tarafta da aynı sayıda kız gibi olduğu için onlar da aynı sayıda. Hayır, karşı taraf 3 kişi. 3 kişi ama yine yani biri 4 yarışa çıkıyorsa daha biri 2-3 yarışa çıkıyor. Onlar da oynayacak, kendini geliştirecek anlamında söylüyor muhtemelen. Ama bu bir avantaja döner mi yoksa İlayda'yı yorar mı? Bir de o da var. Bazı parkurlar uzun. Evet. Göreceğiz. Sinirlendireceği kesin. Peki İlayda demişken tekrar ipuçlarına dönüyorum ama Merve'ye çok geçmiş olsun efendim. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah. Varsa da inşallah sadece bir anlık bir şey olmuştur ve hemen geri gelsin istiyoruz. Çünkü Merve çok değerli. Bence final adaylarından biri. Kesinlikle. Survivor'ın olması gereken şampiyonluk adaylarından biri. Hatta üstüne bir şey daha koyayım.